Nerede kalmıştık en son? Aldık, yıkattık, yüzüne baktık. Evet. Bu çıkaracağız dedik herhalde. Şimdi arkadaşlar, bu sökülecek. Şuradaki parçayı alacağız mecburen. Hani ben tamir ederiz diyorduk ama şu parçayı tamir ederiz. Plastik kaynaklı. Şu altta da var bak. Belli oluyor mu? Hı hı. Burası da tamir olacak. Altında yok. Tamir edilecek bir nokta yok. Şu kısımlar var. Şöyle. Şu kısımda bir şey yok. Burayı pastayla alırız gibi geliyor. Şu gri yer boyanacak. Bu kısım sağlam. Güzel. Sıkıntı yok. Şura demirleri zaten pas boyasıyla boyarız. Şunları sökelim. Zaten boşta duruyor. Şu amortisörün lastikleri iyi. Taktuk etmiyor en azından. Kauçuklarını alırız. Egzozumuz iyi. Çok kötü değil, ben daha kötü bekliyordum. Yani bunu da boyarız. Genel çamurmuş ya. Yani genel çamurmuş motosikleti yata yata. Balata durumlarına bakıyorum. Balata seninkine göre biraz daha... Balata değil de disk. Seninkine göre biraz daha yenmiş gibi. Yok. Bunun diski daha iyi. İyi mi? Tabii. 9000'de motorla 60000'de motor aynı olmaz. Arka balataları güzel. Şöyle arkaya başka yapacağımız bir işlem var mı? O ses bak bunlardan geliyor. Ya tamam, tungur. Şuraya bakalım. Bu da iyi. Kaplin lastikleri güzel. Zincir. İyi. Arkadaşlar bu zincirle şöyle oynattığımız zaman yaklaşık 1 santim aşağı yukarı hareket etmesi gerekiyor zincir ayarı. Bir yağlayacağız zinciri ya, yıkadığımız için. Şöyle yapıyoruz yavaş yavaş. Şu parçalar sökeceğiz. Akşam götüreceğiz. Bunların da dediğim gibi kırıkları var. Onları tamir edeceğiz. Bak burası düştüğü zaman burayı yemiş. Bunun ayarının yapılması lazım. Ya bunu eğmişler ama şunun biraz bir daha böyle eğip buraya değmeyecek şekilde gelmesi lazım. Zaten böyle durması gerekiyor. Aynen, o alttaki sakal ileri gitmiyor mu? Sakal ileri gitmez. Şu şuradan eğilecek, şöyle gelecek, ondan sonra böyle dönecek. Bunu düzeltmeye çalışmışlar ama istediğimiz gibi olmamış. Şimdi bunlar dursun. Bunları bir dahaki şeyde yaparız. Motosiklet. Ya buraya vuruyorum, burada titriyor. Bu titriyor. Bunun vidaları sıkılacak. Şu anda yapacağımız işlem şura. Şimdi o zaman şu kafayı sökelim. Zaten yamuk. Şeyde gidonda yamukluğumuz yok. Şu manet değişecek. Manet bayağı bir patlamış. Ya bunu düzeltmeye çalışırsak kırarız. Bu zaten yani çok da kaliteli bir alet değil. Demir değil, çelik değil, alüminyum değil. Döküm. Bildiğin döküm. Şuradan şey yaptığım zaman direkt kırılır. Hayır.
Maşada yamukluk var. Maşada ayar yaptığımız zaman ön taraf düzelir. Kesinlikle sıkıntı olmaz. O zaman şuraları boyamaya hiç gerek yok. Bura pasta cilayla düzeltiriz. Hiçbir sıkıntı yok. Motorun da rengini değiştirelim diye düşünüyorduk ama. Şöyle bir şurada bir şey var Uğur. O şey olsam. Ah beyazlık var. Siyah rutuş çekilebilir ya da bu parça böyle boyanabilir. Zaten başka yerinde yok. Sadece burada var. O da sürtünmeden dolayı büyük ihtimalle örtüyü ya da motoru sürtmüşler. Ufak burada da. Ha. Ne yapalım? Siyah altına kırmızı mı yapalım? Mavi mi yapalım? Siyah dursun mu? Yoksa mavi altına beyaz mı yapalım şuraları? Nasıl bir renk düşünüyorsun? Kırmızı güzel olur aslında ya. Böyle. Kırmızı mı yapalım? Aynen. Koyu kırmızı ama böyle. Metalik. Karamel kırmızı. Ateş kırmızı olmaz çünkü çok sırıtır. Siyahın altına ateş kırmızı. Aynen. Ama metalik kırmızı boyayabiliriz. Arkadaşlar bu kısımlar boyanması gerekiyor. Diğer tarafta da bu tarafta da şöyle bir sıkıntımız var. Bu tarafa işlem yapmamız gerekiyor. Şurada çizikler var şu kısımda. Arka tarafta da aynı şekilde. Şuralarda çizikler var. Biz de şöyle bir şey düşündük. Şuralar zaten siyah. Nervürlü. Bir nevi karbon desen var şu kısımda, şu kısımda. Şu arayı ben ilk önce mavi beyaz düşünüyordum. Hani hiç yok. Kardeşim de dedi ki burası siyah dursun, siyah yakışıyor bu motora. Şu kısmı kırmızı yapalım. Metalik, parlak böyle simli. Aynen. Aynı yani, üstündeki gibi simleri simli, olsun. O simli olsun ama kırmızı olsun. Koyu bir kırmızı yapalım. Aynen. Farklı bir şey deneyelim dedik. Sakal siyah dursun gene o zaman. Siyah olarak şuralar boyayacağız zaten. Dediğim gibi burası vites eğildiğinde burayı direktmen sürtmüş. Boyayı almış kaldırmış. Onun haricinde kapakları boyayabilir miyiz? Kapakları hiç ellemeyelim. Motor kapağı gene sarı dursun mu? Onlar iyi ya. Yani çünkü burayı da sürtmüş. Burayı da almış. Ya arkadaşlar motor sıcakken çamaşır suyu veya bazı böyle kimyasalları sürttüğünüzde bu kısımdan boyayı kaldırıp atıyor. Büyük ihtimalle arkadaş da sıcakken yıkamaya veya temizlemeye çalışmış. Ondan dolayı bu kısımlarda, şu kısımlarda, şu iç vidaların olduğu yerde problemler var. Şuralarda pas lekeleri var. Bunları temizleyeceğiz zaten. Zımparayla. Ayakçığımız iyi durumda. Takozları da iyi. Ses yapmıyor. Şu kısımların yazılarını sökmüşler. Burası pastacılığıyla adam olur diye düşünüyorum. Bu kısım değmiş. O zaman biz şimdi şu demiri sökelim. Kafayı sökelim. Kafayı düzeltelim. Aynen. Aynen başlayalım. Şöyle alet erdoğatlar. Bunu da çift ayağı alalım. Orta ayak. İlk başta şunu bir çökerim. Bundan bir kurtulalım değil mi? Ben hiç sevmedim bu. Aynen oğlum. Telefonla. Neyse bu. Şurada da şeyler var. Kelepçe atmışlar. Kelepçeleri. Şarjlı falan bir şey de değil herhalde değil mi? Ama sadece ya bizim kurye arkadaşların kullanmış olduğu yani su geçirmez aparat. Sadece aparat. İsteyen olursa arkadaşlar hemen iletişime geçsin bunu göndereyim hediye olarak. Hiçbir şey yaramaz. Benim için yaramaz. Yoksa gayet sağlam. Şu arkasında da lastiği var. Buraya da şeyi koymak için herhalde. Şarj aleti gibi bir şey koymak için. Yani bak şurada da bir şey var. Şarj aletinin kabloyu geçirmek kabloyu için. Kabloyu koymak için. Şöyle. Gayet güzelmiş. Ama bana ya gelmez. Şurayı da sökeceğiz. Nasıl kaba duruyor. Evet. Sevmediğimiz onlar. Motorcular hiç sevmiyor. Oo, pasa bak.
dönmüyor bile. Üç tarafı çevirdik. Şu boşa çıktı. Şunu şimdilik takıyorum da bunu video kutla kasını alıp öyle takmak lazım. Şimdilik idare eden şöyle yerine takalım. Zaten manetleri değiştireceğiz. Belki binersek. Ayağımda şöyle. Şimdi arkadaşlar kafayı sökmek için şu arkada gel olsun. Şurada maşanın yanında iki tane burada alyanla sökülebilen vidamız var. İki tane de karşı tarafta var. Şimdi onları sökeceğiz. Far değişimi için de arkadaşlar bu şu anda anlatmış olduğumuz olayları yapacaksınız. Şöyle iki tane burada. Şimdi karşıya geçelim. Şöyle iki tane de burada var. Hatta iki tane yok, bir tane var şu anda. Ya titreşimden ya da kazadan dolayı düşürmüştür. Şu arkadaşlar bizim aşağıdan okuyucu telimiz. Şunu çıkartalım. Sıkıntı olmasın. Şimdi şöyle tuttuk. Şöyle hafif yukarıya esnetip şu gördüğünüz yeri şöyle göster. Şu gördüğünüz yerlerde arkadaşlar şöyle bir esneterek kafayı aşağı doğru alıyoruz. Şu kısımlar, şu kısmın içinde bir tırnak gibi yer denk geliyor. Onu şöyle hafiften çekerseniz oradan kurtuluyor. Şimdi şunları koymak için bir yer bulamadım. Bulamadım ama kafasın içine koyacağım hepsini. Sonra bir kabın içine alacağım. Şimdi burayı söktük arkadaşlar. Şöyle. Şunu şöyle çektiğinizde yukarı doğru tüm kabloların bağlantıları gelir. Şimdi biz bu tarafı komple sökeceğiz. Ondan önce ne yapabiliriz? Şurada gördüğünüz soketlerimiz var. İlk önce şu sokete bastırıp şu soketimizi çıkarttık. İkinci olarak sinyallerimizin soketleri var. Şöyle çektiğinizde aşağıya doğru, arkaya doğru gelir. Şurada sinyalimiz. Şurada. Bunlar da sinyaller. Evet. Kafayı bu kadar kolay sökmemiz. Ama gördüğünüz gibi kafa kaza yaptığından dolayı arkadaşlar daha önce sökülmüş bu. Şu iki tarafın vidası yok. Yani burada pulları duruyor ama vidaları yok. Bu da değişik, farklı. Şimdi şunu alalım, şöyle gelelim. Bununla ilgili işlemleri zaten nasıl sökülecek? Burada gösterelim mi? 2 dakika sökelim mi? Arkadaşlara da yardımcı olsun. Şimdi arkadaşlar bu kafayı indirdikten sonra şöyle bir şeyimiz var. Şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane vidamız var. Tabii bu dediğim gibi daha önceden sökülmüş, vidaları yok. 6 tane vidanın ikisi yok. Bu 6 tane vidayı söktüğümüz zaman far değişimi için de size gerekli olan şeyler bunlar. Size göstermek amaçlı söküyorum, yoksa ben bunları evde sökeceğim.
Bunlar contalı arkadaşlar. Ses yapmasın diye trimler normalde. Biraz ırık olduğu için herhalde. Sinyallerde falan arızanız olduğu zaman ya da dediğim gibi farı değiştireceğiniz zaman bu işlemleri yapmanız lazım arkadaşlar. Şunu şöyle aldık. Kırığımız var mı? Şurada bak, hafif bir kırık var. Burayı tamir ederiz. Tamam. Şunu şöyle alalım. İyi, burası sağlam. Şunu biraz sıkalım, çıtık düşmesin. Evet arkadaşlar, farı değiştirmek istiyorsak dediğim gibi şuradan sökülüyor. Farımızı buradan değiştiriyoruz. Farımızın ayarı şuradaki vida. Yukarı aşağı ayarı. Onun haricinde dediğim gibi sinyaller falan hepsi buradan sökülüyor. Şimdi biz şunları sökelim mi? Bunların devamını yukarıda evde hallederiz. Şimdi asıl meselemize gelelim. Şuradakiler kırılmış mı? Evet. Buradakiler kırıldığı için, aynen, buradakiler kırıldığı için vida atmamıştır. Şimdi arkadaşlar asıl meselemize gelelim. Bizim ön tarafımız yamuk gidonu. Bir kazadan dolayı bizim şu amortisörlerde bir yamukluğumuz var. Bunu nasıl düzeltebiliriz? Hani şeyde falan yok. Gidonda falan bir yamukluk yok. Şunları gevşetip, şunları gevşettiğimizde amortisör boşa düşecek. Ve dediğim gibi bunu hafiften sola yaklaşık 2,5 derece kaydırıp halledeceğiz. Bakalım halledebilecek miyiz? 16 olması lazım. 16. Şöyle geç otur istiyorsan. Evet, çok. Ne çok sıkmanız gerekiyor arkadaşlar, ne de çok gevşetmeniz gerekiyor. Amortisör aşağı doğru kayabilir. Onun için şöyle. Gevşettik. Şimdi şuralarda ben ne dersem 12. Bakalım. 12. Şimdi şurayı da gevşetelim. Hidrolin borusu denk geliyor. Evet. Zaten burada hizaları var. Yani kolay kolay kaçırmazsınız. Amortisörün yatağının üstündeki pul tam sıfıra sıfır geliyor. Şöyle. Şimdi bakalım kafamız oynayacak mı? Evet, gördüğünüz gibi çok rahat bir şekilde oynuyor. Şimdi ayar yapmamız lazım. Şöyle binelim. Şu şekilde düz. Bu şekilde. Bu şekilde sıkmamız lazım. İnce ayarında bakacağım. Hala sağa doğru.
Kanka. Güzel. Gidonu bu şekilde sabit tutar mısın? Gidon bu şekilde sabit dursun. Şuradan tut. Vay bak kaydırma. Bu şekilde. Üstüne mi sen? Üstüne bin. Şu anda düz değil mi? Şu an düz gibi. Düzken önüne mi inelim? Hı? Öne mi Yok inelim? Öne inme. Ben oradan ayarlayacağım. Sen buradan sabit tutman lazım. Heh. Bu şekilde bak kaydırmadan. Tamam. Şu anda düz değil mi? Hı. Amortisörü kaydırdım. Aşağı doğru ya. Yine doğru. Dur biraz daha. Bittir. Çok geldi. Böyle iyi. Lan. Düzlüğünü ayarlayabilir misin? Düz mü böyle? Bir tık şu taraf, şu taraf. Tamam. Şu an düz gözüküyor. Ben de düz gibi duruyor. Düz müsün? Ben şu an duydum. Tamam. Eyvallah. Sağ Çökmüştü lan bir içine ya. Ya çökmüş zaten de. Ya onun altına dolgu yapmadan şey yapmaz. Bunlar da ABS yok mu ya? Ha? ABS yok mu ya? Bunlarda da CBS var. Arkaya bastığı zaman ön tarafta tutuyor. O zaman bir dolaş bakayım nasıl direksiyon. Ha. Pardon yamuk muydu bunda? Aynen şey sağ tarafa düşünce sola gitmiş direksiyon. Bir ayarını şu an iyi gidiyoruz aslında. Tabii bir dolaş şöyle. Sıktım ben. Sıkıntı yok. Evet.